Serdar Arseven. YKS tercih formunu teslim etmeden bu yazıyı bir oku. Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı YKS tercihleri için süre bugün 23.59'da bitiyor. Adaylara, ailelere, memlekete, insanlık alemine hayırlı olsun. Nüfusa oranla öğrenci sayısında dünyanın ağzını açık bırakan bir ülkeyiz. O kadar ki Sayın Erdoğan zamanın Almanya Şansölyesi Merkel'le Şubat 2021'deki görüşmesini anlatırken 8 milyon 400 bin üniversite gençliğimiz var deyince şöyle bir üf dedi cümlesini kullanmıştı. Üniversite öğrencisi sayısı bakımından Almanya'yı 3'e katlamış durumdayız. Evet, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin verilerine göre Türkiye sadece Almanya'yı değil tüm Avrupa ülkelerini geride bırakıyor. 8 küsür milyon, yakında 10 milyonu aşarız. Toplam nüfusu bu kadar olmayan nice Avrupa devleti var. Çarpıcı sorum şu. Üniversite öğrencisi sayısı önümüzdeki yıllarda da hızla artsın ve günün birinde nüfusun dörtte birine ulaşsın ister misiniz? Her dört kişiden biri üniversite öğrencisi olsa mesela. Hayır abartmıyorum. Zira nüfusumuzun 65 milyon olduğu 2002 yılındaki üniversite öğrencisi sayımız sadece 1.8 milyonuymuş. Yani her 32 kişiden biri üniversite öğrencisiymiş. Şimdi her 10 kişiden biri. Hızla üniversiteleşiyoruz. Çok büyük bir hızla. Bu bir görüşe göre çok iyi bir şey. Bir de şurası var tabii. Her yıl yaklaşık 1 milyon üniversite mezunu verirseniz ve dünyadaki, ülkemizdeki gelişmeler de önümüzdeki süreçte işçilik maliyetlerinin iyice göze batacağını gösterirse bu kadar istihdam talebini nasıl karşılarsınız? Etrafınızdaki üniversite öğrencilerine okulu bitirince ne yapmayı planladıklarını sorun büyük ihtimalle devlet memuru olmak istediklerini söyleyeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanı gençlerle bir buluşmasında geleceğinizi özel sektörde aramanızı istiyorum demişti ama konuya garanti iş, garanti maaş, garanti izin, garanti diğer haklar diye bakıyor gençlerimizin çoğu. Doğrusu hiçbirine de niye böyle düşünüyorsun diyemiyorum. Çok idealist takıldığım dönemlerde kafese girmektense ormanlarda kanat çırparak ölmeyi tercih ederim diyordum ama bugün memur olmayı hedefleyen gençlere de bir şey diyemiyorum. Ne var ki ne kadar isterlerse istesinler. Gençlerin oran olarak çok az bir bölümü devlet memuru olabilecek. Her yıl şu kadar memur al, bu kadar memur al. Bir dolu kızaktaki bürokratın olduğu kamuyu da ne kadar şişirebilirsiniz? Her yıl mezun olan ve her yılda sayısı artan yaklaşık 1 milyon genci nereye yerleştirebilirsiniz? Yetenek avcılığı yapıyorlar. Her yıl yaklaşık 1 milyon üniversite mezunu, bunların oran olarak çok azı devlete kapak atabilecek. Gerisi, bölümlerin çoğu eğer araştırma görevlisi, akademisyen olmak amaçlanmıyorsa karşılığı olmayan yerler. Diplomaları büyük ihtimalle pek bir işe yaramayacak. Piyasada karşılığı olan birçok bölümün de mezun sayısı çok fazla. Onlarda da istihdam problemi var. Bu durumda piyasaya her yıl yüz binlerce iş arayan çıkıyor demektir. Bugün asgari ücretle çalışmaya razı olsanız bile işverenlerin çoğu toplam istihdam maliyetini çok fazla buluyor. Bunun içinde her tercihinin yüzde yüz isabet kaydetmesi için kılı kırk bin yarıyor. Diyelim ki İletişim Fakültesi mezunusunuz ve ben de medya patronuyum. Bana gelen kişinin iletişim fakültesi mezunu olmasının pek önemi yoktur. Esas olan alanda ne üretebildiğidir. Lise mezunu da olur, aşağı yukarı hiç fark etmez. Yani bir iletişim fakültesi mezunu kendisini çok çok iyi yetiştirmemişse okuduğu süre içinde 5 yıllık tecrübesi olan lise mezunundan çok daha gerilerdedir. Diploması da fazla anlam ifade etmemektedir. Şunu söylemek istiyorum. Tercih sürecinin tamamlandığı bu güzel günde çok parlak bir talebe öğrenci değil talebe olmayacaksanız ders çalışmaya, okuduğunuz alanda kendinizi geliştirmeye çok çok meraklı değilseniz. Acaba açık öğretim fakültesine mi gitsem seçeneğini de gözden uzak tutmayınız. Hem okuyup hem çalışmanıza imkan verecek bir başka yerde olabilir. Hem okur hem de çalışırsınız. Fakülte bittiğinde mesleğiniz olur. Boş boş üniversiteye gidip de ne kendinizi yorun ne de gerçekten okumak ve okutmak isteyenleri Üniversiteye haylazlık için gidenler, okumaya niyetli olan talebelerin ve gayretli hocaların da enerjilerini, morallerini tüketiyorlar maalesef. Yani 4 yıl daha oku, bir yıl daha uzasın, 5 yıla çıksın, yaş 24'e gelsin, sonra çık, iş ara. Toparlayana kadar 30 yaşını geç. Çok vakit kaybı çok. Kaç yılı yaşıyoruz ki şunun şurasında? Aslında meseleyi şu 12 yıllık mecburi eğitim işinin niçin ve ne kadar büyük bir hata olduğundan bahisle devam ettirmek isterdim ama yerim bu kadar. Diyorum ki son bölümde okumak istemeyenler, üniversiteye hava olsun, muhabbet olsun, vakit geçsin, evden uzak kalayım filan diyerek gidecek olanlar hiç zahmet etmesinler. Ailelerini de o kadar külfete sokmasınlar. Bu devirde üniversiteli okutmak hiç de kolay değil. Hani helali hoş olsun da kaynaklar boşa gitmese. Son olarak diyorum ki açık öğretim fıstık gibi. Hele açık üniversite git daha fazla gecikmeden mesleği kabiliyetine uygun iyi bir ustanın yanına Allah'ın izniyle 4 yılda altın bilezik kolunda. Hadi 12 yıllık eğitimi mecburi yaptılar üniversitede mecburi değil ya. Serdar seven Milat Aydın Ünal Gördünüz mü gençler? Daha önce de birkaç kez değinmiştim. Türkiye'de çok kolay manipüle edilebilen, ekseriyetle gençlerden oluşan bir kitle var. Kendilerini diğerlerine nazaran okumuş ve aydınlanmış görüyorlar. Bu da onları sorgulamaktan alıkoyuyor. Beslenme kaynakları çok kıt okudukları gazete, izledikleri televizyon kanalları, takip ettikleri internet fenomenleriyle adeta bir fanusun içinde yaşıyorlar. Dışarıya ve sorgulamaya bu kadar kapalı oldukları için en uçuk yalanlar, en uç komplo teorileri bu kitle içinde çok hızlı dolaşıma giriyor ve kabul görüyor. Seçimlerin üzerinden iki aydan fazla süre geçti. Bahsettiğim bu kitle seçim öncesiyle seçim sonrasını kıyaslıyor mudur acaba. Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu, Dede Piro lakaplarıyla sempatik bir imaj çizilmişti. Geçmişte elle tutulur hiçbir başarısı olmadığı halde bu kitleye bir kahraman, bir kurtarıcı gibi sunulmuştu. Cumhurbaşkanı seçildiğinde Türkiye'nin bütün sorunları hızla çözülecekti. Türkiye yenilenecek, özgürleşecek, çağdaşlaşacak, demokrasinin standartları yükselecek, diktatörlük, otoriterlik bitecek, ülkenin her zerresinden barış ve refah fışkıracaktı. İşte o Kılıçdaroğlu iki ay oldu koltuğundan kalkmıyor. Geniş bir kitlenin hayalleriyle, umutlarıyla oynamanın faturasını ödemeye bile yanaşmıyor. Vaat ettiği ilkelerin hiçbirisine uymuyor. Kendisine oy verenler dahi Türkiye'nin uçurumun kenarından döndüğüne inanıyorlar. Birbirine benzemez altı partinin oluşturduğu ittifak da dağıldı. Fiilen bitti. Oysa o masanın görüntüleriyle Türkiye'ye birlik, bütünlük pozları veriliyordu birlikteliğin bir çıkar ittifakı olduğu ortaya çıktı. Herkes alacağını aldı ve bir kenara çekildi. Muhalif kitleye özellikle gençlere pompalanan heyecan orada da heba edildi. Dünyanın en kanlı örgütlerinden, Türkiye'de 50 bin kişinin ölümüne neden olmuş PKK ve onun uzantıları, masum, çevreye duyarlı, kadın haklarında hassas özgürlükçü çağdaş bir sivil toplum örgütü gibi lense ediliyordu. Terör örgütünün siyasi uzantısı Selahattin Demirtaş tutsak bir özgürlük savaşçısı imajına bürünmüştü. Seçim bitti, Demirtaş sustu, takke düştü, kel göründü. PKK'nın silahları tekrar konuşmaya başladı. Darbe girişiminde bulunan ve 251 insanımızı şehit eden Fethullahçı terör örgütü bir ara neredeyse gadre uğramış, mazlum, masum bir gönül hareketi gibi gösteriliyordu. Seçim bitti, maskeler tekrar düştü. İhanet şebekesi olarak mesailerine devam ediyorlar. Bir suç şebekesinin lideri, onun dublörü, Avrupa'dan iftira ve karalama yayını yapan FETÖ teröristleri kahraman ilan edilmişlerdi. İpe sapa gelmez boş iddialarının milyonlarca alıcısı vardı. Hiçbiri yok ortada. Vazifelerini yaptılar, unutulup gittiler. Hayatları CHP zihniyetiyle mücadeleyle geçmiş. Hatta bu sayede bir takım payelere kavuşmuş, seçim öncesi Kılıçdaroğlu'na tam destek vermiş, gazeteci yazar, münevver takımı şimdilerde Karanlıkta ıslık çalıyorlar. Meşhurlar tayfasını es geçmeyelim. Seçimi Kılıçdaroğlu'nun kesin kazanacağı zannıyla gemileri yakmışlardı. Her gün biri açıklama yapıyor, kendilerini takip eden milyonlarca kişiyi Erdoğan'a karşı kışkırtıyorlardı. Hevesleri kursaklarında kaldı. Yanıldık, özür dileriz ya da en azından mücadeleye devam şeklinde bir açıklama dahi yapmadılar. Hepsi suspuz takipçilerini yüzüstü bırakıp rant peşinde koşmaya, kapalı kapılar ardında ben aslında öyle demek istememiştim. Sünepeliğine başladılar. Ya şu Disney meselesi, büyük sermaye ile Atatürk arasında sıkışanlar günlerdir büyük sermaye lehine susuyorlar. Atatürkçülükleri istismarmış, kazanmak için maskeymiş meğer. Ne Atatürk ne de laiklik umurlarında bile değilmiş. Para her ilkenin üzerindeymiş heba edilen umutlar, hayal kırıklıkları, düşen takkeler, maskeler, imajın parçalanıp gerçeğin açığa çıkması muhalif kitlede bir uyanışa, bir aydınlanmaya yol açar mı acaba?'' Sanmam. Her şeyi bildiğini düşünen bir kitleye hiçbir şey öğretemezsiniz. Bir değil bin musibet dahi onlara nasihat olmayacak. Disney'e karşı susanlar şurada 30 Ağustos'ta sarı saçlı mavi gözlüm mesajları yayınlayarak takipçilerini kaldıkları yerden aldatmayı sürdürecekler. Biz yine de tavsiyemizi buraya iliştirelim. Hem sadece muhalif gençlere değil, tüm gençlere seslenelim. Ahlakı olmayan hiçbir hareketin, hiçbir ideolojinin başarı ihtimali yoktur. Hal ve hareketleriyle, üslubuyla, yaşam tarzıyla güven vermeyen kişilerin ağzından doğru söz çıkmaz, onların arkasından yürünmez. Dürüst olmayan birinin sizi götüreceği güvenli liman yoktur. Bir de sorgulayın, devamlı sorgulayın. İçinizdeki putları yıkmadan hakikate erişilemez. Aydın Ünal, Yeni Şafak